Kadrajına giriyor musunuz? Girdim. Thank you.
Depremin üzerinden 2 ay geçti. Ehlen sehlen. Merhaba, Roşbaş, Harbiyos. Bugün 6 Şubat depremlerin düşüncü günü. Bugün hayatımızın yerle bir olmasının ve yaşamımızı yeniden var etmeye çalışmanın 60. günü. Bu zor günler için. Ama Kızılay bizim verdiğimiz vergilerle alınan malzemeleri bu zor günlerimizde bize vermek yerine parası olana sattı. Bunun adı halk düşmanlığıdır. Unutmayacağız. Sorunlardan hesap sorana kadar susmayacağız. Bugün depremin 60. günü. Hala temel ihtiyaçlarımız çözülmüş değil. Hala halkımızın gıdaya, temiz suya, hijyen malzemesine, sağlık malzemesine, hatta tuvalete ve duşa ihtiyacı var. Bu ihtiyaçların 60 gün içerisinde çözülememiş olmasının tek sorumlusu hükümettir. Halkımızı bir lokma ekmeğe, bir yudum suya muhtaç edenlerden hesap soracağız. Bölgemize yardım gelmediği gibi, sorunlar çözülmediği gibi hayatımıza her gün yeni sorunlar ekleniyor. Enkaz kaldırma işlemleri dikkatsiz yapılıyor. Enkazlardan çıkan molozlar yaşam alanlarına, yakın yerlere, tarlalarımıza ve meyve bahçelerimize dökülüyor. Bu enkazların yaratacağı sağlık sorunlarını toz ve asbest görmezden geliyor. Depremde can vermeyenler hastalıkla boğuşmak zorunda kalıyor. Yetkililere uyarıyoruz. Bu hatalı uygulamalardan vazgeçin. Biz buradayız ve burada yaşamaya devam edeceğiz. Toprağımızı terk etmeyeceğiz. Acımızı paylaşmaya, bir acı kahvemizi içmeye Hatay'a bekliyoruz. Gelin bu bayramı birlikte kutlayalım. Depremin kaldırılması değil, önlü başlı bir şekilde. Yönetmelikler uygulamadan kaldırılması değil. İkinci bir tehlikemizi döküm alanlarında, yine arkadaşımızın bahsettiği gibi döküm alanlarında bekliyor. Hemen arkamızda deniz stadyumunda biliyorsunuz geçici bir depolama alanı oluşturuldu. Burada Çadırkent'in hemen yanında, Bilegaz Su Bakanı'nın yanında hem sosyal felaketleri hem Su Bakanı'nın yanındaki ekolojik dengeyi bozmak anlamında ekolojik felaketlere yol açacak bir depolama yapılıyor. Vahşi bir depolama yapılıyor. Enkazı kaldırırken başta asbest olmak üzere zehirli kimyasalların ayrıştırılmasına önem vermeyen, bunları dikkate almayan yetkililer bu geçici alanlarda demir çimento, demir beton ayrıştırılması konusunda taviz vermiyorlar. Buralarda da bu ayrıştırmalar yapılıyor. Gene toz kaldırılıyor. Gene insanlara büyük yıkımlar yaşanıyor. Dolayısıyla bu yeni sosyal ve ekolojik yıkımları bir önce durdurmamız lazım. Bizim ekoloji aktivistler olarak talebimiz şu anda yönetmelikler uygulanmadan gayet vahşi bir şekilde yapılan bu uygulamalar acilen, yeni ekolojik ve sosyal yıkımların yolacak olan uygulamalar acilen bir kere durdurulmadı. Bu konularda çalışan meslek odaları var, MOBA bağlı meslek odaları var. Bunların yapacağı çalışmalar beklenmekte, kalıcı yapılan alanlarında. Bu alanlar belirlendikten sonra ve kesinlikle yönetmeliklere uyarak Çevre Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nın yönetmeliklerinden bahsediyor. Tehlikeli atıkların yönetimliğinde kullanması, asbestle çalışmadaki yönetimlikler. Bunlar harfiye uygulanarak, uygulanmayanlar gerekli cezalar kesilerek kontrollü bir şekilde bu enkazların kaldırılması lazım. Ve yine depolama alanlarına gerekli önlemler alınarak, depolaması lazım. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Bana konuşmuşum. Antakya yolunda, Samandağ yolunda. Dolayısıyla enkazların ne zaman nasıl kaldırılacağına, özellikle nereye kullanacağına buranın altı karar verdi. Sanki dünmüş gibi yaşanıyor. Çünkü mevcut olan zihniyet, mevcut olan hükümet maalesef ki sancağına kıymaya devam ediyor. İlk günde yoklardı, 60. günde de yoklar. Bu aciz hükümet bize şeyden bahsediyor maalesef hala. Çadır kurmaktan bahsediyor. 60 gündür çadır kuramayan, tuvalet kuramayan, duş kuramayan, temiz suyu halledemeyen bir hükümetten bahsediyoruz. Ondan dolayı diyoruz ki sizden hiçbir şey beklemiyoruz. Bizimle, arkadaşlarımızla, yoldaşlarımızla bırakın, müdahale etmeyin. Bu kirliliği, bu pisliği biz temizleriz. Biz hiç kimseyle helalleşmiyoruz arkadaşlar. Bizden helallik istemeyin. Varsa gücünüz, varsa yüreğiniz, varsa insanlarınız, gelin buradan bir tane enkazı mevcut olan yerden başka bir yere taşımamıza yardımcı olun. Teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen değerli halkımız ve sevgili Samandağlı arkadaşlarım, canlarım. Hepinizi KES Yürütme Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Ve 60 gün önce yaşamını yitiren tüm canlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Halen tedavisi devam etmekte olan tüm yaralılara da acil şifalar diliyorum.
değerli arkadaşlar. Keşke biz bugün buraya 6 Şubat'ta yaşanan bir depremde ölenleri anmak için gelmiş olsaydık. Hayır. Açık ve net ki hayır. Biz 6 Şubat'ta bir deprem yaşadık. Ancak ölümleri bu yüzden yaşamadık. Yıllardır iktidarı boyunca ranta ve talana dayalı bir sistemi kuran bu iktidar burada ve 11 ilde yaşanan depremde halkı, insanları enkaz altında ölüme terk ederek seslerini boğdu. Hepimiz tanık olduk. Çünkü biz 6 Şubat günü tam bu saatlerde burada bir enkazdan bir enkaza koşarken tek bir arama kurtarma çalışmasının olmadığını, tek bir yetkilinin yanımızda olmadığını gördük. Günler, saatler geçerken değişmedi. Sağlık sistemi, hastaneler, ambulanslar yoktu. Hiçbir şeyi yanımızda görememiştik. Evet, iktidar kamusal hizmetleri tasfiye ederek bizi burada ölüme terk etti. Bizim ölmemize neden oldu. Dolayısıyla biz bunu bir depremde ölenler anması olarak görmüyoruz. Tam da bunu bir katliama dönüştüren bu iktidardan hesap sormaya, bize yaşattıklarını asla ve asla unutmayacağımızı söylemek için buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz.